Sizlerden çok değerli yorumlar geldi. Hocam Ramazan'da nasıl ders çalışmalıyız şeklinde. Arkadaşlar sizler için çok güzel iki alternatif hazırladık. Birincisi savura kadar çalıştığımız, iftara kadar uyuduğumuz. Diğeri ise ikinci alternatif ise iftardan sonra da çalıştığımız ama iftardan önce de çalıştığımız güzel bir program hazırladık. Yani oruçluyken de çalışılabilen bir program hazırladık. Bunların her birini birazdan sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda güzel bir duyuruyla başlayalım. 10. sınıf 2. dönem 1. kamp programımız başlıyor. Kimya ile başlayacağız. 18 Mart'ta biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik, tarih mükemmel bir şekilde milletimin hazırladığı konu kazanımlara, senaryolara uygun bir şekilde harika videolar hazırladık arkadaşlar. Gelin intromuz girsin. Sonrasında Ramazan ayında nasıl çalışacağız bunlara bakalım. Ramazan'da nasıl ders çalışmalıyım diye sizlerden çok değerli yorumlar geldi. Yusuf demiş ki mesela sınavların olduğu ve oruç tuttuğumuz bu süreçte motivasyonumuzu ve enerjimizi nasıl yüksek tutabiliriz? Akif kursun demiş ki Ramazan'da günlük nasıl bir program yapmalıyız? Örnek verebilir misiniz demiş. Arkadaşlar öncelikle birinci alternatifimiz şu. Okuldan eve geldiğinizde iftara kadar uyuyorsunuz, mışıl mışıl. İftar vakti uyanıyorsunuz. İftar esasında Arapça'da kahvaltı demek. Hatta Arap ülkelerinde yani Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır gibi Arap ülkelerinde iftarda kahvaltı yapıyorlar. Geceleyin yemek yiyorlar. Hani ağırlık çökmesini. Siz de iftar vakti uyanıyorsunuz. İftarınızı yaptıktan sonra, iftarınızı yaptıktan sonra ağır bir iftar yapmamak önemli. Yani çok ağır yerseniz benim yaptığım gibi çökersiniz. Ama ağır bir iftar yapmayın. İftardan sonra masa başına geçiyorsunuz. Saat 21'den sahura kadar aralıklarla meyveler yiyerek, tatlar yiyerek, kendinizi dinlendirerek. Yani daha doğrusu oruç olmadığınız anlarda güzel güzel yazılarınıza çalışıyorsunuz. Yazılı tarihlerinizi sizler biliyorsunuz. Bizler kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik, tarih her birinin yazılı kampını hazırladık. Mükemmel senaryolar hazırladık. Bunları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sahura kadar çalışabilirsiniz. Eğer yorulduysanız saat mesela 3'te yatmaya karar verdiniz. 3'te sahurunuzu yapıp yatabilirsiniz. O ayrı mesele. Sonrasında sahurdan sonra da yine dinleniyorsunuz arkadaşlar. Yani iftara kadar uyku, sahurdan sonra uyku var. Gece ise hiç uyumuyorsunuz, ders çalışıyorsunuz. İkinci alternatifimize baktığımızda eve geldiniz, birazcık dinlendiniz. İftara kadar çalışabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam aşken ben ben değilim, acayip sinirleniyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar bilim insanlarının yaptığı çalışmalar gösteriyor ki... İnsan açken beyni daha verimli bir şekilde çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum. İnsan karnı doyduğunda uykusu geliyor, midesine ağırlık çöküyor ama açken belki birazcık gergin olabiliyoruz. Doğru. Hele birazcık şeker olan insanlar daha sinirli oluyor ama temelinde açken de biz konuları güzel güzel anlayabiliriz. Dolayısıyla iftardan önce güzel bir rahat bir ders çalışıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Yarın matematik ve e, coğrafya yazınız varsa coğrafyaya çalışabilirsiniz. Sonrasında iftarımızı yapıyoruz. Bakın iftar kahvaltı demekti unutmayın. Rahat bir güzel bir iftar yaptıktan sonra yeniden ders oturuyoruz. Sonra gece 12'de çalışmamızı bitirip sahura kadar uyuyoruz. Sahurdan sonra yeniden okul öncesine bir kez daha bu zorlayıcı dersleri yani matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu alternatifte iftardan önce ve sahurdan sonra arkadaşlar. çalışma var çok çok önemli ama geceliğinde uyuyorsunuz. Uykunuzu 12'de alabilirsiniz 11'de de yatabilirsiniz hiç fark etmez. Ama iftar öncesi çalışma var ve sahur sonrası çalışma var bu da önemli. Şimdi arkadaşlar ikinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Burada yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Birincisi mutlaka yazılı videolarımızı izleyin. Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı konu ve kazanımlara uygun bir şekilde süper senaryolar hazırladık. Bunları izleyeceksiniz. 10. sınıf yazılı notlarımız, 2. dönem yazılı notlarımız hazır. Hem 1. yazılı hem 2. yazılda öğrenmeniz gereken her şeyi renkli, resimli, kazananlara uygun bir şekilde mükemmel bir şekilde bu küçücük ufacık kitaba koyduk. Sonrasında da öğrencilerimizden şöyle bir talep geldi. Hocam biz de buna benzer milletimin yayınladığı senaryolara benzer sorular çözmek istiyoruz. Bunun için sizlere yazılardan en yüksek notları aldıracak yazıl denemeleri hazırladık arkadaşlar. İkinci dönem birinci ve ikinci yazılda edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafyada mükemmel yazılı provalar hazırladık. Burada soruları çözüyorsunuz ve en yüksek notlar alıyorsunuz. Diyelim ki biyolojide kalıtımın genel esasından açıklar diye bir kazanım var. Bununla alakalı soru var. Soru yapabiliyorsanız eyvallah 20 puanı kaptınız. Yapamıyorsanız kare kodu okutarak soruların çözümünü görebilirsiniz. Ve burada yazılı notlarından da bir kez daha bu sorunun çözümünü altını çizerek ince zihninize sokabilirsiniz. Yazılı notları, yazılı denemeleri, yazılı kampı sayesinde yazılardan en yüksek notlar alacaksınız. Hepinize şimdiden Allah kabul etsin diyoruz. Yazılarınıza başarılar diliyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.